Ayşegül, temizliğe geliyoruz. Evet. Mutfak nasıl bir mutfaktı? Nasıl bir temizlik yaptı? Dolapların içini açtım Özlemciğim. Bir dinleyelim, ona göre sen de yorumlarını yap. Dolapların içini açtım. Her tarafı iyice bir inceledim. Fırın olsun, ocak olsun. Buzdolabı da yani güzeldi. Temiz buldum. Bez sıkışını, tutmanı falan çok beğendim. Gerçekten. Aa, bez sıkmasını beğendim. Ben çok beğendim çünkü kovada hani çitinleme esnasında çıkarır çıkarmaz bir sıkımla bitirdin yani. Evet. Su dahi akmadı. Ayşegül, Özlem temizlikten anlıyor. Evet. Peki temizliğini güzel yaptı mı sence? Yani gördüğüm kadarıyla yaptı. Yaptı. O zaman puanını ver Ayşegül, buyur. Hani hataları olmasına rağmen benim puanım bu. Ayşegül'den 4 geldi. Toplamda 14 puana ulaştı evet. Özlem. Ayşegül tak maskeni, ben de yorum yapmıştım. Ayşegül sen benden ne gördün Allah aşkına? Bana 3 verdin, buna 4 verdi şimdi. Yeter de Gamze, ne olursun. Bir saniye maskemi de takayım öyle. Temizlik gördü, temizlik. Şoktayım ben. E sen, temizlik gördü. Sen başka konuşuyorum, sen susar mısın? Temizlik gördü. Allah aşkına gerçekten cevap verir misin buna? Sinmiş. Bak Gamzeciğim, koltukları sinmiş. Kaç tane var? Senin dolap için duruyordu. Kaç tane var? Şöyle duruyor zaten. Onu da sildim. Tekin tüsü toz duruyor. Gamze. Renklere kadar çıkmış zaten koltukları. Tamam aşkına süpürdüm, sildim ya. Beklemeyin zaten. Arkadaşlar yorum yapmadan önce toplam puanları açıklıyorum. Özlem 14 puandasın. Gamze 12 puandasın. Ayşegül 11 puandasın. Tuba 13 puandasın. Melda 11 puandasın. Birazdan Özlem'e ben de puanımı vereceğim. Ondan önce yorumumu yapmak istiyorum. Özlem, eline koluna sağlık. Mutfağa geldiğimizde evet mutfağın küçük ve yağlı bir mutfaktı. Evet. Yani eşyaları indirip kaldırman zor olacaktı. Ama ona rağmen yine de mutfakta güzel bir iş çıkardın. Üstünü güzelce temizledin. Dolapları profesyonel bir şekilde boşaltıp indirdin. Etrafa yaymadın. O dar alanda bile ocağın arkasına geçtin. Güzelce oraları telledin. Eksiğin tabii ki mutfakta kalacak. Çünkü küçük bir mutfakta dönmesi falan zordu. Camı sildin ama senden beklemediğim bir hareket yaptın. Kapının üstünü unuttun. Yani normalde o kapının üstünü unutmaman gerekiyordu. Onu unuttu. Sonra geri döndün ama en başta silerken onu bir alman gerekiyordu. Evet. Mutfakta elinden geleni yaptın. Salona geldiğimizde ise şu camı sildiğim için vitrine tam dönüp sana rahat bakamadım. Ama dolabın üstü temiz olmuş. İçleri temiz, camlarını silmişsin. Bu vitrin oymalı bir vitrin. Ona rağmen oymaların elinden geldiği kadar temizlemişsin. Hı-hı. Zor olma kısmı orasıydı. Salonun büyük bir salon. Buranın zaten yerini bile silmek bir süre alıyor. Yerler çok tozluydu. Kaç kova su değiştirdik. Koltuklarını zaten içlerini boşaltamazdın. Çok doluylardı. Hepsini yaptın. Tek sıkıntı ben de şu kirli maskeleri atmanı beklerdim senden. Yani hele ki şu günlerde onlar bizim için çok tehlikeliydi. En azından bir kaldırıp atmanı beklerdim. Salonda süre sıkıntısına girdiğin için kafanın dağıldığını biraz gördüm. Banyo geldiğimizde ise klozeti çok güzel temizledin. Önce dışını sonra içini temizledin. Bu da çok önemli. Lavaboyu yaptın. Banyoda da şu anda ben iğrenç bir görüntü göremiyorum açıkçası. Fayanslar temiz olmuş. Yerler yıkanmış. Yani girdiğim zaman aman aman her yer leş gibi değil. Sadece havlu asma ve oradaki elektrik kablosuna toz kalmış. O da herkeste olduğu gibi normal bir şey. Eline koluna sağlık. Puanımı vermek üzere gidiyorum. Ve döndüğümde haftanın birincisi 10 bin liranın sahibi belli olacak. Haftanın sonuncusunu açıklıyorum. Hazır mısınız? Ayşegül oldu. Ayşegül, arkadaşlarımdan 11 puan aldın, benden 4 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Yani iyi bir puan vermeyi isterdim ama maalesef ki. Evet, haftanın dördüncüsü. Melda oldu. Toplamda 16 puan alarak haftanın dördüncüsü oldun. Arkadaşlarından 11 puan, benden 5 puan aldın. Eline koluna sağlık. Evet, kaldı 3 kişi. Gamze, Tuğba ve Özlem. Sıra geldi haftanın üçüncüsünü açıklamaya. Haftanın üçüncüsü Gamze oldu. Gamze, arkadaşlarından 12, benden 6 puan aldın. Toplamda 18 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Evet, çok heyecanlı bir an. Elimde 10 bin lira var ve bir kişiye gidiyor. Süngeriyle, teliyle, beziyle, diliyle 10 bin liraya aldı. Temizlik benim işim dedi. Bu haftanın birincisi oldu. Acaba kim? Evet, sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 bin liranın sahibi. Temizlik benim işimdi. Bu haftanın birincisi, en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacı. Evet, Melda. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorum ben mi alacağım? Ne düşünüyorsun? İçinden ne geçiyor?
Sence kim oldu? Bence ikisi de yani hak ediyor. Hani ikisinin hangisinin ihtiyacı var? İkisine de giderse yabana gitmeyecek diyorsun. Yok yok, aynen bence de. Peki, Özlem ne hissediyorsun? Şu anda 10 bin liraya yaklaştın. Çok heyecanlıyım. Dokunsan şu anda. Ağlayacak heyecan. Evet. Çok heyecanlısın. Çok heyecanlıyım yani şu an ağlayacağım neredeyse. Tuba sen ne hissediyorsun? Ya Özlem'e de giderse üzülmeyeceğim yani. Özlem'in de hak ettiğini düşünüyor musun? O da hak etti, ben de hak ettim. İkimizden biri alı hiç üzülmeyeceğim yani. Peki, diğerlerine gitseydi? Üzülürdüm. Tabii üzülürdüm. Mesela en çok kime üzülürdün? 10 bin lira bana takın. Gamze'ye gitse çok üzülürdüm. Biliyorum ben, biliyorum. Taktı bana işte. Bu Gamze'nin içtiği su bile haram sizin gözünüzde vallahi. Kız ne yapsa yaranamıyor. Oo, senin de var ya. Evet. Evet. 10 bin liranın sahibi. Temizlik benim şimdi bu haftanın birincisi. En iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacı. 3, 2, 1 elimdeki 10 bin liranın sahibi muhteşem bir çığlık atarak, muhteşem bir çığlık bekliyorum. Sessizin elinden 10 bin lirayı geri alırım yemin ediyorum. Hazır mısınız? Evet, 10 bin liranın sahibi bu haftanın birincisi. 3, 2, 1 bu haftanın birincisi. Birincisi. Hadi elimdeki 10 bin liranın sahibi geliyor. 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 Ay. Allah versin cezanı erkenden patla. Hiç zamanını tutturamıyor ya. Ayırım seni. Gözyaşları eşliğinde takıyoruz madalyasını. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ay tebrik ederim. Cidden. Ama ben diyordum. Ne ben alacağım diyordum. Ben başımdan beri söylüyordum. Yani ben kazanmak için zaten buraya geldim. Ama ben her zaman hissediyordum. Yani temizliğimi çok güzel bir şekilde eksiklerim olabilir ama 4 saatlik bir zamanda bence çok güzel temizledim. İnanıyorum. Kendime de güveniyordum ve kazanacağımı zaten hissediyordum. Peki. Eline koluna sağlık. 10 bin liranı şöyle takdim edelim. Güle güle harca, güle güle ye. Hayırlı uğurlu teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Nisa, Umut, ben temizlik benim işim dedim. Kazandım. 10 bin lirayı aldım ve geliyorum. Sizin için kazandım anneciğim. Öpüyorum sizi çok. Evet, puanlarınızı söylüyorum. Tuğba'cığım, arkadaşlarından 13 puan aldın, benden 7 puan olarak 20 puana ulaştın. Özlem, arkadaşlarından 14 puan aldın, benden 8 puan olarak 22 puana ulaştın. Ve haftanın birincisi oldun. Tuğba'cığım, eline koluna sağlık. Sen de çok güzel bir temizlik yaptın bu hafta içerisinde. Hepinizin eline koluna sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.